Hoş geldiniz. Başta Ne okulumuzun kurucusu Mustafa Aydın'a teşekkür etmek istiyorum. Atölye Aydın'da diksiyon, okuyorsunuz? televizyon haberciliği ve sinematografi dersleri alıyoruz. Üretirken öğreniyoruz. Gönüllülük Okuyorum. esasına dayanıyor hepsi. Ben her zaman istediğim bir bölümdü. Bizim için çok faydalı oldu. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim atölyemizin bir sloganı var, üretirken öğreniyoruz diye. Ve üretirken de öğrenmeye devam edeceğim. Güzel, Hatalarımı evet. görerek daha kendimi geliştirmeye, daha iyi konuşmaya çalışıyorum. Bütün arkadaşlarımız diksiyon dersi alıyor. Özellikle de sunuculara daha ağırlık veriyoruz. 4 yıl boyunca gerçekten bu sektörde kendimi pişirmek ve öyle bir adım atmak istiyorum. Biz diksiyon derslerimizi atölyede Özlem Berkit hocamızdan alıyoruz. Kendisi bu konuda zaten çok deneyimli biri. Çok güzel. Ondan aslında böyle bir ders almak gerçekten bizlere çok faydalı oluyor. Çünkü kendisi Evet. sunuculara da yetiştirmiş bir insan. Ondan dolayı gerçekten büyük bir faydası var. Ve her dersinde de nasıl diyeyim size böyle daha çok hatalarımı görüyorum ve bu güzel bir şey. Çok güzel. Sizin Üniversite TV için de şunu söyleyebilirim. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok Biz başarılı teşekkür bir ediyoruz. platform gibi görünüyor. Videolarınız takipte kalacak. Hoş geldiniz. İstanbul Teşekkürler. Aydın Üniversitesi Atölye Aydın'dan katılıyoruz. Atölye Aydın'da kısa film, haber ve program çalışmaları yapıyoruz. Yeni Medya ve İletişim Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ben bir program moderatörlüğü ve prodüktörlüğü yapıyorum. Bu atölyelerde eğitim alıyoruz. Yeni medya günümüzde daha etkili. Bir TV stüdyomuz var. 4 ayrı programımız var şu anda yayında olan. Derslerimiz de bizim için çok önemli. Nasıl uygulama yapacağımızı öğreniyoruz. Birçok video ve proje hazırladık. Bu konuda çok spesifik bir şey söyleyemem. Programlarımızın hepsi çok keyifle ve çok isteyerek hazırlandığımız programlar. Çok değerli insanlar tanımış oldum bu program sayesinde. Nasıl daha iyi bir şeyler koyabiliriz ortaya? Sosyal medya çok etkili bir mecra. Günümüzde her şey sosyal medya üzerinden yürüyor. Bu sektörün içinde üretmeye devam etmek gelecekle ilgili en kesin planım diyebilirim. Bu mecraları da doğru şeyler için güzel biçimde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere bizi ağırladığınız Çok için. sağ Çok olun. keyifli geçti. Üniversite TV kanalından herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün üniversite kulübü olarak iki değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Sizlere fotoğrafçılık konusu hakkında bilgiler aktaracağız. Hem sizlere hem de konuklarıma öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle Gaye Hanım ve Irmak Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok Hoş bulduk. teşekkürler. Sizler Çok nasılsınız? teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Aydın Üniversitesi'nden konuklarımız ilk atölyede kendileri çalışıyorlar, emek veriyorlar. Bugün de emekçiler Kısaca günüydü. Aynı düzelteyim zamanda isterseniz. emekçiler gününü de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizin de Evet. 1 Mayıs emekçiler gününüz kutlu olsun. Evet. Teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi Atölye Aydın'dan katılıyoruz. Atölye Aydın, tamam. Çok Evet. teşekkürler. Peki, ilk olarak Irmak Hanım'la başlamak istiyorum. Fotoğrafçılık nedir? Bize tanımlayabilir misiniz? Şimdi ben hemen şöyle açıklayayım. Benim aslında Evet. fotoğrafçılıkla ilgili genel bir bilgi vermem çok doğru olmaz. Biz Evet. Atölye Aydın'da kısa film, Evet. haber ve program çalışmaları yapıyoruz. Televizyon Evet. haberciliği ve programcılığı öğreniyoruz. Aa, ne Ben de kadar güzel. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Atölyemizde ben bir program moderatörlüğü ve prodüktörlüğü Evet. yapıyorum konuştukça adında. Bunun dışında atölyemizde kısa film çalışmalarımız oluyor. Yine Evet. hocalarımızdan Orhan Tanakıncı, Engin Başçı, Özlem Berkit hocalarımızdan aldığımız Evet. diksiyon, TV programcılığı ve haberciliği, sinematografi atölyelerimiz oluyor. Bu atölyelerde eğitim alıyoruz. Güz dönemi boyunca online olarak bu eğitimleri aldık. Bahar döneminde de şimdi bunları uygulamaya başladık YouTube üzerinden. Bu Ne şekilde. kadar güzel. Çok güzel. Gaye Hanım, sizler neler söylemek istersiniz? İlk atölye hakkında Aydın Üniversitesi atölyeniz hakkında.
Başta okulumuzun kurucusu Mustafa Aydın'a teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü kendisi uygulamalı derslere çok önem veriyor. Bunun yanında da İletişim Fakültesi yine başkanımız Deniz Yengin'e çok teşekkür ediyoruz ve tüm bölüm başkanlarımıza. Irmak'ın anlattığı gibi Atölye Aydın'da diksiyon, televizyon haberciliği ve sinematografi dersleri alıyoruz. Üretirken öğreniyoruz sloganı başlığı altında bu dersleri alıyoruz aslında. Gönüllülük esasına dayanıyor hepsi. Bu şekilde derslerimizi alıyoruz. Peki buradan yeni medyaya dair ilginizi hangi daha çok alanlar çekti? O konuları biraz konuşalım istiyorum. Ve siz bu İstanbul Aydın Üniversitesi'ne başladığınızda yeni medya alanında bir şeyler yapmaya nasıl karar verdiniz? Yani başlangıcı ne oldu? Neyi fark ettiniz kendinizde? Benim bölümüm yeni medya gayet istiyordum. Yani tercih döneminde karar verdiğim bir bölüm değildi. Çünkü artık günümüzde geleneksel medya biraz daha aslında etkisini yitirdi diyebilirim. Tabii ki hala çok ön planda ve hiçbir zamanda tamamen yok olmayacak bir alan geleneksel medya. Ama yeni medya günümüzde daha etkili diyebilirim. Dolayısıyla yeni medyayı tercih ettim. İletişim alanında yetenekli olduğumu düşündüğüm için bu alanı tercih ettim. İstanbul Aydın Üniversitesi de uygulama anlamında çok fazla imkan tanıyor öğrencilere. Özellikle iletişim fakültesi olarak bir TV stüdyomuz var. Yine ekipmanlarımız var. Dolayısıyla da bu gibi uygulama anlamında bize sağlayacağı faydalardan dolayı da İstanbul Aydın Üniversitesi tercihim oldu. Yeni medya anlamında da atölyede yaptığımız uygulama aslında YouTube. Yeni medya mecralarından YouTube'u aktif olarak kullanıyoruz. Yine sosyal medyayı da öyle. Atölye Aydın'da da yine bu mecralara içerik üretmeyi deneyimlemiş oluyoruz. Gaye sen devam et dilersen. Çok güzel. Gaye Hanım siz ne fark ettiniz, neler gördünüz ve artık ben bunu okumalıyım, yeni medyada bir şeyler yapmalıyım dediniz. Özellikle yeni medyadan size bilgi veremeyeceğim. Çünkü ben yeni medya okumuyorum. Televizyon haberciliği ve programcılığı öğrencisiyim. Aa, ne hoş. O da çok güzel ve benim en sevdiğim alan televizyon haberciliği. Sizin de işiniz sürekli haberlerle ilgili. Diksiyon alanında tabii eğitimler devam ediyor. Peki siz nasıl fark ettiniz? Neden habercilik alanında okumak istediniz? Buradan bizi izleyen genç arkadaşlarımıza da tavsiyelerde bulunmuş oluruz. Sizi dinlemiş olurlar. Her zaman benim televizyona bir ilgim vardı ve üniversite tercihleri zamanında da üniversiteleri gezerken Aydın Üniversitesi'nin özellikle stüdyosunu görünce kesinlikle burası dedim. Çünkü uygulama alanında çok geniş bir üniversite birçok imkanı sağlıyor. Ondan dolayı bu üniversiteyi tercih ettim. Zaten her zaman istediğim bir bölümdü. Şu an kendimi çok doğru bir yerde hissediyorum. Çok güzel. Peki Irmak Hanım, YouTube alanında çalışmalar yapıyoruz demiştiniz. İçeriklerinizi nasıl belirliyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçiyor? Bunu dinleyelim ve pandemi sürecinde nasıl çalıştınız? Buna dair görüşlerinizi almak isteriz. İçeriklerimizi nasıl belirliyoruz? Bizim her hafta yaptığımız toplantılarımız oluyor. Hafta içerisinde çekeceğimiz programlarla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Ve öncesinde yayınlanmış olan programları yine değerlendirip kendimizi nasıl daha iyi ifade ederiz, nasıl geliştiririz bunu konuşuyoruz hocalarımızla birlikte. 4 ayrı programımız var şu anda yayında olan, yayınlanmakta olan. Bunlardan biri haber programı Gündem İstanbul. Yalnızca İstanbul değil, aslında bir Anadolu köşemiz de var Gündem İstanbul'da. Türkiye'nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızdan bulundukları yerle ilgili bilgi alıyoruz, haberleri alıyoruz. Bunun dışında konuştukça medya dünyasından ve içimizden biri adlı 3 ayrı programımız daha var. Benim programım konuştukça, ben konuştukça da hayatın içinden hayata değerli katkısı olan insanlarla bir araya geliyorum ve alanlarıyla ilgili bir söyleşi yapıyorum. Daha şu ana kadar 4 program yayınladık. Yazar, gazeteci yazar Adil Bali, Metin Yurdanur, efektör Metin Yurdanur. Onun dışında son çektiğimiz programı şu anda hatırlayamıyorum. Üzerinden zaman geçti. Biz haftamızda ara veriyoruz. Derslerimiz de bizim için çok önemli çünkü. Bu şekilde hatırladım. Agop Kuyumcuoğlu, kendisi hayvanları yürüteç tasarlıyor.
Bu şekilde konuklarımızı hocalarımız belirliyorlar. Biz onlarla iletişime geçip programlarımızı nasıl çekeceğimizle ilgili bilgi verip programlarımızı OBS sistemi üzerinden çekiyoruz ve böylece aslında akışımız belli olmuş oluyor. Gaye Hanım, siz atölyede neler yapıyorsunuz? Biraz da atölyeyi yapmış olduğunuz çalışmaları dinleyelim mi sizden? Tabii ben de İçimizden Biri programının sunuculuğunu yapıyorum. İçimizden Biri programı okulumuzdan mezun olmuş, sektöre girmiş, sektörde bir başarı elde etmiş öğrencileri ağırladığımız bir program. Onlarla okul anılarını, nasıl bu sektöre girdiklerini, bunları konuşuyoruz. Bunun yanı sıra Gündem İstanbul'da haber koordinatörlüğü yapıyorum. Çok güzel. Irmak'ın da dediği gibi İstanbul ağırlıklı ama Anadolu köşemiz de oluyor. Atölye Aydın'daki muhabir arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Herkes kendi VTR'lerini hazırlıyor. Kimi çekiyor, kimi internetten ayarlıyor ama gerçekten bir televizyon haberciliğini orada yaşıyoruz. Çok güzel. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin de bir medya stüdyo ortamı oluşturmuş olması çok anlamlı bu bağlamda. Hem teorik olarak hem de pratikte öğrenmiş oluyorsunuz aslında işin aslını. Çok çok güzel. Şimdi Irmak Hanım'a bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi bizi izleyen genç arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz Üniversite TV olarak daha çok üniversiteli gençlere yönelik içerikler üretiyoruz. Onlara sizlerin deneyimlerini aktarıyoruz. Üniversitede ne gibi dersleriniz var? İlk yılınızda hangi dersleri gördünüz? O konuda da şöyle bir bilgi alırsak sizden, yeni medya alanında okumak isteyen genç arkadaşlarımıza bilgi vermiş oluruz. Çok memnun olurum. Bu konuda konuşmak gerçekten benim için çok keyifli çünkü birçok ders alıyoruz. Alanımıza destek olacak. İlk yılımızda çoğu fakültede olduğu gibi Türk Dili, İnkılap Tarihi gibi zorunlu derslerimizin yanı sıra yeni medya programcılığı, yeni medyaya giriş gibi derslerimiz var. Bu derslerde hem teoriyi öğreniyoruz hem de vizelerimizde ve yine hocalarımızın bize verdikleri ödevlerde nasıl uygulama yapacağımızı öğreniyoruz. Bu ödevler kapsamında birçok video ve proje hazırladık. Yine aslında yeni medyada bir ürünün nasıl ortaya konacağını bütün aşamalarıyla öğreniyoruz ve bunu aslında uyguluyoruz da son aşamada. Çok keyifli geçiyor. Yine uygulamalı dersler dışında teorik derslerimiz de oldukça fazla. Hukuk bilimlerine giriş adlı bir dersimiz var. İletişim fakültesinde bence olması gereken önemli derslerden biri. Yine birçok aslında iletişim fakültesini destekleyecek, bizim bölümümüzü destekleyecek önemli dersler var. Arkadaşlara tavsiyem bütün üniversitelerin hangi üniversiteyi tercih edecek olurlarsa olsunlar. Zaten ders programları değil ama ders içerikleri yazıyor web sitelerinde. Birinci sınıf, ikinci sınıf şeklinde ayrılmış olarak. Onları incelemeleri onlar için oldukça iyi olacaktır. Ben İstanbul Aydın Üniversitesi'ni seçerken baktığımı çok net hatırlıyorum ve çok da içime sinerek aslında yazmıştım. Özellikle dersleri nedeniyle. Çok güzel. Şimdi Gaye Hanım'ı dinlemek isteriz. Televizyon haberciliği noktasında dersler bağlamında neler söylemek istersiniz? Ne gibi dersler görüyorsunuz Gaye Hanım? Bizim de ortak derslerimiz dışında, işte İnkılap, Türk Edebiyatı, bunların dışında siyaset dersimiz vardı, iletişim tarihi dersimiz vardı, iletişim felsefesi, görüntü teknikleri, bu gibi dersleri aldık. Tek uygulamalı dersimiz görüntü teknikleriydi maalesef online olduğu için. Ama yine buna rağmen atölyede olduğumuz için aslında daha fazla uygulamalı ders almış olduk. Bizim için çok faydalı oldu. Evet. Peki biraz da YouTube kanalımızı konuşalım. Dilerseniz YouTube kanalında arkadaşlarımızda belki YouTuber olmak isteyenler de olacaktır bizi izleyenlerden. Onlara neler önerirsiniz? Güzel bir YouTube kanalınız var mı? Çok güzel içerikler üretmişsiniz. Ben de muhakkak izleyeceğim sizleri. Teşekkür ediyoruz. Bizim YouTube kanalımız aslında bir televizyon gibi. Televizyon gibi ilerliyor. Yani böyle bir YouTuber'lık, eğlence kanalı gibi değil de bir televizyon kanalı gibi ilerliyor. Televizyon kanalı programları üretiyoruz.
Bu bağlamda aslında YouTuber kavramı olarak bir tavsiye maalesef sunamayacağım. Çünkü televizyon programı şeklinde ilerliyoruz. Bu bağlamda da programlarımızı devam ettiriyoruz. Ve tam kapanma süreci bitince de diğer programlarımız da devreye girecek. Bu şekilde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben de YouTube'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, belki hani YouTuber olmak adına çok fazla nasıl desem, yani bu konuda çok spesifik bir şey söyleyemem ama biz bir mecraya, oraya uygun nasıl içerik üretilebileceğini ve hedef kitleyi nasıl doğru belirleyip nasıl kanallarla bu hedef kitleye ulaşabileceğimizi öğreniyoruz. Bu yüzden aslında benim bölümüm birazcık daha, yine YouTube yeni medya mecralarından birisi olduğu için hani söyleyebilirim ki benim bölümüm biraz daha elverişli aslında YouTube'u doğru anlamaya ve daha etkili kullanmaya, ama yalnızca YouTuber olmakla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim. Peki biraz da gelecekten konuşalım. Mezuniyet sonrası planlarınız hakkında konuşabiliriz. Sürece nasıl? Pandemiyi konuşalım. Pandemi çok önemli. Yani bu süreçte nasıl gitti bu çalışmalar? Neler yaptınız? Biraz da pandemi konumuz olsun bence. Çünkü gerçekten herkesi bir şekilde zorladı bu koşullar. Yüz yüze eğitimden uzak kaldınız. Bu süreci nasıl yönettiniz? Gaye Hanım, sizi dinleyelim mi? Tabii. Açıkçası ben bu Gaye Hanım, pandemi çok döneminde, affedersiniz. evet. Şu mikrofonunuzu acaba bir sabitleyebilir misiniz? Biraz hışırtı olarak yansıyor yayınımıza. Sesinizin daha iyi gelmesi Şöyle yapalım. açısından. Tamam. Şu an nasıl? Şimdi. Şu anda daha iyi. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şöyle anlatayım. Pandemi döneminde evet tabii ki evdeydik. Derslerimiz online'dı. Ama ben kendim için söyleyeyim, atölye sayesinde ben çok yoğundum. Hiç kendimi evde gibi hissetmedim. Yani online olmasına rağmen online yürüttüğümüz programlar, üzerinde düşündüğümüz projelerimiz, hep bunları geliştirmekle, bunları daha güzel hale getirmekle aslında vaktimiz geçti çoğunlukla atölye ekibi olarak. Çok güzel. Biraz da Irmak Hanım neler düşünüyor pandemi sürecinde ve sonrasında da aslında biraz da YouTube kanalınızdaki içeriklere yönelmek istiyorum. Bahsettiğiniz güzel içeriklerde en çok sizi etkileyen, keyif aldığınız programlar neler oldu? Onları da dinlemek isterim sizden. Pandemi konusunda gayeye katılıyorum. Hocalarımızın sayesinde aslında bizim için ve atölyenin de katkılarıyla tabii ki hiç de boş geçen bir dönem olmadı. Uygulamalı ödevlerimiz ve işte atölye için yaptığımız çalışmalarla birlikte yine öğretmenlerimizden aldığımız eğitimler sayesinde bizim için pandemi dönemi dolu dolu geçti. Geçmeye de devam ediyor. Hatta Mayıs ayında aslında okulumuzda kurulacak setle birlikte çekeceğimiz bir kısa film projesi vardı. Ancak tam kapanma denk geldiği için maalesef ertelenmek zorunda kaldı ama onu da gerçekleştireceğiz diye umuyorum. Bunun dışında atölye çalışmalarıyla ilgili biz çok memnunuz. Çünkü tekrarlayacağım ama boş geçirmemiş olduk. Bizim için oldukça verimliydi. Bu şekilde. Çok İkinci güzel. sorunuzu unuttum maalesef. Tekrar alabilir miyim? Bunun dışında ben biraz da içeriklerinize aslında yönelmek istiyorum. Bu içerikleri yönetirken, bu çalışmaları yaparken en çok hangi alanda keyif aldınız? Hangi içerik sizi böyle memnun etti? Onu merak ediyorum. Programlarımızın hepsi çok keyifle ve çok isteyerek hazırlandığımız programlar. Ben konuştukça da kendi programım demek çok da doğru olmaz aslında. Rejideki arkadaşımız Serkan'la ve yine Gizay Aydeniz'le birlikte yürütüyoruz. Onlar da bana destek oluyorlar rejide. O programda yer alıyorum ve Gündem İstanbul'da yer alıyorum. Kendi programım için konuşacak olursam, çok değerli insanlar tanımış oldum bu program sayesinde. Heykeltıraş Metin Yurdanur, gazeteci yazar Adil Bali, efektör Korkmaz Çakar, Agop Kuyumcuoğlu bir kuyum ustası ve hayvanlara maalesef yürüyemeyen, uzuvlarını kullanamayan hayvanları yürüteç tasarlayan birisi. Başta da söylediğim gibi İnanılmaz hayata güzel. çok, evet kesinlikle hayata çok değerli katkıları olan insanlarla buluşma şansım oldu bu program sayesinde. Hem de programcılığı deneyimlemiş oluyorum, öğreniyorum. Hocalarım ve arkadaşlarımla birlikte
nasıl daha iyi bir şeyler koyabiliriz ortaya diye değerlendiriyoruz ve her seferinde de daha iyiye gittiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bunun dışında Gündem İstanbul programında da haberciliği deneyimliyoruz. Haber yazmayı, haber sunmayı, muhabirliği ucundan da olsa deneyimlemiş oluyoruz. Açıkçası bunları pandemi döneminde bile bu şekilde aktif olarak gerçekleştirebilmek benim için çok kıymetli. Bu yüzden tekrar Atölye Aydın'a ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yani inanılmaz güzel gidiyor programımız hakikaten. Burada yüz yüze olsaydık eminim çok daha rahat olacaktı ama gerçekten çok hoş gidiyor programımız. Yalnız çok Gaye keyifli Hanım'ın, bizim için de sağ olun. Mikrofonu biraz hırsı yapıyor. Böyle üzerinizden birazcık şu uzak tutabilirseniz rica edeceğim sizden. Hışırtıdan bir zahmet Gaye Hanım. Tabii düzeltti. Televizyon haberciliğinde diksiyon eğitimi dediniz. Ben de bir diksiyon öğretmeni olarak diksiyona dair neler konuşmak istersiniz? Onu merak ettim. Onu sormak isterim size Gaye Hanım. Evet. Diksiyon anlamında tabii ki kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Biz diksiyon derslerimizi atölyede Özlem Berkit hocamızdan alıyoruz. Kendisi bu konuda zaten çok deneyimli biri. Çok güzel. Ondan aslında böyle bir ders almak gerçekten bizlere çok faydalı oluyor. Çünkü kendisi sunuculara da yetiştirmiş bir insan. Ondan dolayı gerçekten büyük bir faydası var. Ve her dersinde de nasıl diyeyim size böyle daha çok hatalarımı görüyorum ve bu güzel bir şey. Çok güzel, hatalarımı görerek daha kendimi geliştirmeye, daha iyi konuşmaya çalışıyorum. Bu anlamda da zaten sadece bana değil, atölyemizde sunuculuk yapan ya da bu şey yönelmek isteyen bütün arkadaşlarımız diksiyon dersi alıyor. Özellikle de sunuculara daha ağırlık veriyoruz. Bu şekilde diksiyon dersimiz ilerliyor. Çok güzel. Yani sizinle konuşurken yalnızca televizyon haberciliği ve yeni medya alanında değil, aynı zamanda verdiğiniz sosyal mesajlarla da çok değerli bir program gerçekleştirdiniz. Size gerçekten teşekkür ediyorum. Hem diksiyonun önemi olsun, sakat hayvanlara yürütüş bağlamında çalışan hocalarımıza atıfta bulunmanız olsun. Çok değerli sosyal mesajlar verdiniz. Biraz da şu anda sosyal medyayla alakalı olarak ben yeni medyada öğrenci olan arkadaşımız Irmak Hanım'a neler söyler? Yani sosyal artık bağımlılık haline de geldi bazı genç arkadaşlarımızda. Buna dair neler söylemek istersiniz? Twitter, Instagram kullanımı olarak görüşleriniz nelerdir? Onu sizden dinleyelim. Sosyal medya çok etkili bir mecra. Tabii ki ben şimdi kendi düşüncelerimi söyleyeceğim bu konuda çok yetkili olmadığım için. Henüz birinci sınıf öğrencisiyim. Çok etkili bir mecra ve doğru kullanıldığında çok güzel şeylere sebep olabilecek bir mecra. Dijital aktivasyon, dijital aktivizm dediğimiz bir kavram var. Bu kavramı hepimiz aslında aşinayız. Artık günümüzde her şey sosyal medya üzerinden yürüyor ve insanlar seslerini oradan duyuruyorlar. Bu anlamda ben sosyal medyanın bu kadar da hani zararlı olarak adlandırılması, zararlı görülmesi taraftarı değilim açıkçası. Çünkü doğru kullanmak önemli olan, her şeyin fazlası zarar. Önemli olan nasıl kullandığımızı bilmek. Tabii ki bağımlılık, uzmanların görüşleri bu konuda tabii ki daha önemli olacaktır onları dinlemek. Bağımlılık anlamında yapabileceğim pek bir yorum yok. Ancak tabii ki kendi otokontrolümüzü sağlayarak olması gerektiği şekilde kullandığımız zaman bu mecraları da doğru şeyler için güzel biçimde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle doğru ve etkin kullandığımız zaman sosyal medya hep yani bir anlam ifade edecek ama bunun ölçüsünü kaçırdığımız zaman artık bir tehlike, tehdit çanları çalabilir. Şunu da eklemek istiyorum hemen. Çok teşekkür ediyorum görüşleri için. Teşekkür ederim. Hemen şunu da ekleyeyim. Tabii ki eğlence için de, güzel vakit geçirmek için de, keyifli vakit geçirmek için de kullanacağız sosyal medyayı. Hani böyle bir şey söylemediğimi düşünmesin. Bunun için de bence kullanılması en mantıklı olan mecralardan biri sosyal medya ve dijital platformlar. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Gaye Hanım, geleceğe dair neler düşünüyorsunuz? Biraz da gelecekten bahsedelim istiyorum.
Sizi dinleyelim. Gelecek için konuşmak benim için şu an çok erken çünkü daha kendimi Evet. yetiştirme evresindeyim. Daha çok Çok kendime bir güzel. şey katmak, bu süreçte daha çok gelişmek istiyorum. Ondan dolayı şöyle bir hedefim var, şurada çalışayım, buraya gideyim gibi konuşamam. Çünkü 4 yıl boyunca gerçekten bu sektörde kendimi pişirmek ve öyle bir adım atmak istiyorum. Harika. Kesinlikle olması gerektiği gibi düşünüyorsunuz. Gerçekten yani birinci sınıf öğrencisi olmanıza karşın inanılmaz bir donanım ve kültür. Yani paylaşımlarınız çok çok güzeldir. Son olarak Teşekkür ederim, Rıdvan sağ olun. Hanım'dan da görüşlerini alalım. Birazcık şu kulaklığımızı uzak Böyle tutabilirsek tutsam iyi olur çok sanırım. güzel olacak. Evet, çünkü biraz cızırtı olarak Tamamdır. bize yansıyor. Gelecekle ilgili düşüncelerimden Evet. bahsedeceğim sanırım. Gayeye katılıyorum. Özellikle biz İletişim Fakültesi öğrencileri için de şöyle bir durum söz konusu. Biz aslında ben şucu olacağım, bucu olacağım diyerek çıkamıyoruz işin içinden. Yani tıp okursan doktor olursun, hukuk okursan Evet. avukat, hakim, savcı olursun. Ama bizim için pek de böyle bir şey geçerli değil. Çünkü sektör çok geniş bir sektör, çok fazla alan, çok fazla dal var. Dolayısıyla bizim bunu okurken deneyimleyip bize en uygun olanını seçerek karar vermemiz gerekiyor. Hocalarımız da bizi en iyi şekilde yönlendiriyorlar okulumuzda bu anlamda. Bu yüzden ben de gayeye katılıyorum. 4 yıl, belki 3 yıl sonunda gelecekle ilgili daha kesin bir fikrimiz olacaktır. Ama bu sektörün içinde üretmeye devam etmek gelecekle ilgili en kesin planım diyebilirim. Harika. Çok teşekkür ediyorum Irmak Hanım'a ve Gaye Hanım'a katılımları için. Burada da kendilerini ağırlamak isteriz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu sizlerden alalım. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Atölye Aydın grubunda olan iki değerli öğrenci bizlere görüşlerini aktardılar. Atölyeleri hakkında bilgiler verdiler. Son olarak görüşlerini, düşüncelerini almak istiyoruz. Aynı zamanda üniversite TV hakkında neler düşünüyorlar, onları dinlemek istiyoruz. Irmak Hanım'la Son olarak başlayalım. şunları söyleyeyim. Gaye Pardon. Hanım'ı dinleyelim. Gaye Hanım'ı Gaye, dinleyelim. evet. Çok pardon, araya girdim. Şunu söyleyebilirim. Bizim atölyemizin bir sloganı var. Üretirken öğreniyoruz diye. Ve üretirken de öğrenmeye devam edeceğiz. Sizin Üniversite TV için de şunu söyleyebilirim. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz Çok başarılı teşekkür bir ediyoruz. platform gibi görünüyor. Videolarınızı takipte kalacağız ileriki süreçlerde de. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu. Böyle düşünmeniz bizi de sevindirdi. Üniversiteli Ben de çok gençler teşekkür için ediyorum. ve aynı zamanda üniversite okumaya çalışan, düşünen arkadaşlarımız için siz değerli arkadaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz. Sizlerin görüşlerinizi, fikirlerinizi dinlemek istiyoruz. Bizim için de çok güzel oluyor. Bizi izleyen izleyicilerimiz için de çok güzel bir program oluyor. Ve Irmak Hanım'ın da son olarak görüşlerini almak istiyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere bizi ağırladığınız Çok için. sağ Çok olun. keyifli geçti bizim açımızdan program. Öncelikle söylemek istediğim şey tekrardan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için uğraşıyorlar ve bizleri güzel şeyler üretebilmeye teşvik ediyorlar. Atölye Aydın bu anlamda çok sevdiğimiz ve çok değer verdiğimiz bir platform. Üniversite TV'de bence kesinlikle her üniversite öğrencisinin ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin takip etmesi ve bakması gerektiği Harikasın. bir platform. Çünkü direkt öğrencilerden görüşlerini öğrenebileceğiniz bir yer. Bu platformun bu anlamda çok gerekli olduğuna inanıyorum. Ben tercih döneminde açıkçası haberdar olsaydım kesinlikle çok işime yarardı. Tekrardan çok teşekkür ediyorum size. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel bir tercihte bulunmuşsunuz. Hem kalbinize göre bir alandasınız, hem de yapmış olduğunuz çalışmalardan memnuniyet duyuyorsunuz. İçerikleriniz de oldukça kaliteli. Fayda sağlayan içerikler. Dolayısıyla çok güzel bir iş yapıyorsunuz. İlerleyen süreçte de size eğitim hayatınızda başarılar diliyoruz. Akademik hayatınızda ve çalışma hayatınızda mutlu bir şekilde başarılı olmanızı dileriz. Burada programımızı biz sonlandıracağız Gaye Hanım ve Irmak Hanım. Buradan değerli izleyicilerimize son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Atölye Aydın grubunda olan Irmak Gülbahar ve Gaye Çetin hanımefendileri burada ağırladık. Görüşlerini dinledik. Hem yeni medyada okuyan arkadaşımız
Irmak Hanım yeni medyaya dair görüşlerini aktardı. Gaye Hanım da televizyon haberciliği hakkında görüşlerini aktardı. Bunun dışında Atölye Aydın'da neler yapılıyor? Buna dair bilgiler verdiler. Atölye Aydın'da İstanbul Üniversitesi'nin kurmuş olduğu bir atölye programında genç arkadaşlarımız stüdyo ortamında hem çalışma fırsatı yakalıyor hem de yeni içerikler üreterek topluma faydalı işler yapıyorlar. Bu açıdan da arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Üniversite kulübü programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese sevgiler.